Merhaba arkadaşlar, Akvaryum Balıkları Bilgi TV kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size akvaryum balıkları su sararması, yeşillenmesi, suyun bozulması hakkında önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en önemlisi suyumuzun sararmaması için, yeşillenmemesi için ışık, çok aşırı ışık ve 7/24 akvaryumda ışık yanması, yani akvaryumunuzun içerisinde akşam yatarken atıyorum gece yattınız 11'de sabah kapatmanız gerekiyor. Sürekli 24 saat ışık olmaması gerekiyor. Çok aşırı ışık olmaması gerekiyor. Pencerelerden uzak olması gerekiyor. Güneş görmemesi gerekiyor. Benim pencereye yakın ama batıya baktığı için hatta kuzey batıya baktığı için pek bir problem olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar fazla ışık kullanmıyoruz. Orta dereceli bir ışık kullanıyoruz. Su değişimi de önemli. Yani ben bu akvaryuma ayda bir kere 4'te işte 3 olarak 4'te 2 olarak su değişimi yapıyorum. Dip sifon önemli. Dipte toplanmış dışkıları çekmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar dip sifonu tavsiye etmiyorlar. İyi huylu bakterileri dip sifon alıyor diye. Fakat dip sifon yapmazsak o içindeki dışkılar eriyip akvaryumumuzun su değerlerini, suyun rengini bozabilir arkadaşlar. Sararabilir, yeşil olabilir. Bir de arkadaşlar yem kalitesi. Açık yemler falan kullanmayı ben hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Tarihi geçmemiş olacak. En az son kullanma tarihine 1 yıl, son kullanma tarihinin bitmesine 1 yıl kala olan yemlerden almanızı tavsiye ederim. Son kullanma tarihi yemlerin 2 yıldır. Hiç bulamadınız. Hani bu kasabada oturuyorsunuz. Orada 1 yıl var son kullanma tarihine. Sadece o yemi alabilirsiniz. Yemin de son kullanma tarihi gelmeden birkaç ay önceden bitirmeniz gerekiyor. Tabii ki su değerlerini bozmamamız için daha da önemlisi aşırı yemleme. Aşırı yemleme. İşte atıyorum ben hafta sonu geziyorum. Balıklarla uğraşamıyorum. Cuma'dan bol miktarda yem atarsak, yemler kayalara, taşların arasına girerse bozulup su değerlerimizi bozabilir. Suyumuzun rengini de bozar. Bakteri oranını da yükseltir. Ve balıklarımız hastalığa yakalanıp ölebilirler. Arkadaşlar, birincisi ışık fazla aşırı olmayacak bir şekilde ışık kullanmamız gerekir arkadaşlar. İkincisi, yani 2 haftada bir, 10 günde bir dip sifon yapmamız şart arkadaşlar. Yani ben bunu böyle görüyorum. Siz uygun görmüyorsanız yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Üçüncüsü filtreleme sistemi, yani filtreniz akvaryuma göre olması lazım. Artı filtremizi en az ayda bir temizlememiz gerekiyor. Filtremizi temizlemezsek akvaryum içindeki pislikleri çekecektir ve filtrenin içine hapsedecektir. Fakat o filtrenin içerisindeki bakteriler, kötü huylu bakteriler tekrardan akvaryumuza bulaşmasına sebebiyet verebilir. O yüzden yapmamız gereken filtremizi, keçelerimizi sık sık değiştirmemiz gerekiyor. Bakımımızı yapmamız gerekiyor. Suyun, örneğin ben bu akvaryumun suyunu ayda bir kere 4'te 2, yani yarısı, 4'te 3'ünü ben fazla değiştirmem, tavsiye de etmem. Yarısını 4'te 2 olarak ya da dip sifon yapıp 4'te 1 olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Onu size tavsiye edebilirim. Kaliteli yemler, az yemleme şeklinde yaparsanız hem akvaryumunuzun su değerleri bozulmamış olur, hem akvaryumunuzun suyun rengi, kahverengi, sarı, yeşile dönmemiş olur. Hem de balıklarınız sağlıklı bir şekilde
yaşamaya devam ederler arkadaşlar. Arkadaşlar, su değerlerimiz dediğim gibi çok önemli. Su değerlerimizi koruyalım. Camda yosunlanma muhtemelen olacaktır. Eğer balıklarımız uygun ise cüce vatoz, albino gold vatoz demiyorum, albino cüce vatoz, tül vatoz falan çok sevimli balıklar. Eğer balıklarınız da yaşayabilecek balıklar elinizde ise, yani cüce vatozla yaşayabilecekse sizin balıklarınız, cüce vatoz içeri atıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin benim bu akvaryumda 5 adet cüce vatozum var. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Suyu, camlar tertemiz, pırıl pırıl. Suyumda biraz sarılık var. Suyumu değiştireceğim. Suyumun bir kısmını değiştireceğim ve keçelerimi de değiştireceğim. Çünkü bir ay doldu. Arkadaşlar, balıklarımız hastalığa yakalanmaması için bunlara dikkat edelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi hobiler. Görüşmek üzere. Tekrardan hoşça kalın.